Avni denen bir tip vardı biliyorsun. Evet. FETÖ'nün oluşturduğu ve beslediği içerideki şeyleriyle her şeyi bilen adam. Hı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylüyor ama bunu söylemeden önce yaklaşık 6 ay önce bu Fuat Avni ki kim olduğunu biliyoruz. Sait Sefa denen şahıstı. O sosyal medyadan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün söylediklerini ya da gündeme getirdiklerini 6 ay önce gündeme getirmiş zaten. Hazır sonunda tweetini görelim. Şu Sait Sefa. Bak. Okuyayım ben de ne söylediğini. Diyor ki Malta Files, Erdoğan ailesi ve Sıtkı Ayan Mübariz Mansur arasında milyon dolarlık petrol tankeri ortaklığını ortaya çıkarıyor. Şimdi hani bir alışverişten bahsediyor. The Black Sea'de yer alan habere göre Erdoğan ailesi Man Adası ve Malta'daki offshore şirketleri aracılığıyla milyonlarca dolar değerindeki Agdaş adlı petrol tankerinin sahibi olmuş. Petrol tankeri için yapılan anlaşmaya aracılık edenler İstanbul'da kurulu Palmali Grup sahibi Azeri iş adamı Mübariz Mansimoğlu'la Kurbanoğlu ve Erdoğan'ın vesaire tam devamını okuyamıyorum. 6 ay önce Man şirketi Malta offshore para çıkmış, gemi almış, şu olmuş, bu olmuş. FETÖ 6 ay önce zaten bunun hazırlığını yapmış. Muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu'na da vermiş ama gündem müsait değil diye. Hı-hı. Bak gündem müsait değilin altını özellikle çiziyorum. Tabii. Amerika'daki Halkbank davası, Amerika'daki işte Halkbank Genel Müdür Yardımcısının yer aldığı, öyle oldu şimdi. Sarrafı tanık yaptıkları için dava, Amerika Hı-hı. Sarraf davası için Amerika Atilla davası oldu. Denk getiriyorlar, denk. 6 ay önce bu adam bunu yazmış, Fuat Avni. Muhtemelen yazmadan önce ya da yazdıktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na, CHP ya da etrafı zaten FETÖ'cülerle çevrili olduğunu görüyoruz. Bir tanesi de kaçak, o Amerika'daki davaya evrak götüren CHP milletvekili, Bursa milletvekili eski. Onu da konuşacağız, evet. Bu adam hala var mı yok mu bilmiyoruz. Bir şekilde servis edilmiş. Sayın Kılıçdaroğlu da gönüllü olarak bunu almış zaten. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'na anladığım kadarıyla öyle anlaşılıyor ki buradan 6 ay önce verilen bu evraklar, bu bilgiler şimdi kullanma denmiş. Niye? Amerika'da dava açılacak. Bekle. Oradaki evet. bir dava açıldığı zaman o davayla eş zamanlı olarak Amerika oradan bastırır. Sen de içeriden buradan bastırırsınız. Beraber böyle bir etki oluşturursunuz denmiş. Çok doğru. Kılıçdaroğlu da beklemiş, çok beklemiş, doğru. beklemiş, beklemiş, beklemiş. Amerika'daki evet. dava başladığı gün evet. bu evrakları, Fuat Avni'nin evet. verdiği evrakları bugün açıklıyor. Unutmayalım, bunu da destekleyen, doğrulayan bir haberimiz daha var ki bunu da haber olarak yaptık zaten biz. ABD'deki o kumpas davasının başlamasından aylar önce, gene 5-6 ay önce orada dava başlayacak. Kendi baylok yazışmaları bunlar. WhatsApp falan değil. Baylok yazışmaları. Tabii. Yani buradaki bu kumpas davasının başlayacağına dair FETÖ'cüler kendi alanında yazışmışlar. Yani dava başlayacak, ona göre buradan da besleyelim. O davayı alevlendirelim. Yani demek ki daha önce zaten olacağı belli dava. Davanın da başlayacağı vakitler belli. Tabii. Zaten CHP'li bir vekil de o davanın sahte belgecisi. Ha, dediğin gibi yani buna doğruluyor. Zamanı belli olduğu için, ne zaman aşağı yukarı başlayacağı belli olduğu için Kılıçdaroğlu'na bu belgeleri, bu sahte belgeleri servis ederken dediğin gibi belli vakit içerisinde yapıldığı zaman daha etkili olacağı. Çünkü tam böyle akut halindeyken, tartışma hararetliyken, öyle değil mi? Yani bu dava hemen Türkiye'de gene, çünkü neydi 17-25 Aralık kumpasının aslı? 17-25 Aralık kumpası FETÖ'nün bizzat operasyonu olup bunun içerisine yolsuzluk adı altında tüm insan ki tüm Türkiye'deki tüm değerli insanların, ülkenin liderine başta olmak üzere, iş adamları olmak üzere, projelerin olmak üzere öyle bir atış yapmaktı ki ülkenin ekonomisini bitirip iktidarı yıkıp kaotik bir ortam hazırlanması için yolsuzluk adı altında kılıfıyla yapılmış bir kumpastı bu. Ve en çok bu işi bir daha hatırlayalım. Dünya tarihi rezilliktir, sefilliktir. İstedikleri yakısınlar bana. İstedikleri hakaret etsinler. Söylemeye devam edeceğim. Bir parti liderinin, sözde liderinin, böyle lider de olmaz, oturup da FETÖ malzemesiyle, FETÖ'nün o montajlı tapeleriyle, o üretilmiş belgeleriyle çıkıp meydan meydan gezip, meydan meydan insanlara veyahut da şeyde meclisteki genel kurul toplantısına dahil olmak üzere, kendi grup toplantısı olmak üzere, bunları dinletmesi zaten bir şeyin habercisi oldu bize. Biz dedik ki arkadaş, bu CHP ne yapmaya çalışıyor? Hedefi nedir? Yani eğer ve diyorlar ki o zamanlar işte bıraksaydınız da, bir de böyle bir kafa var. Bunu geçen hafta Erkut Özkök yazmıştı, hatırlattık. Fakat burada bir
bir şey ortaya çıktı. Dün de birkaç gün önce de bir CHP'li vekili bundan bahsetti. Bu zarap davasıyla ilgili olarak. Yani dedi, siz dedi bunu adamı gönderdiniz. Adam burada kalsaydı ve siz de burada o yolsuzluk davası, o hala yolsuzluk diyor kafasında var. O dava devam ederken dedi, burada yargılansaydı, izin verseydiniz. İşte bunlar yaşanmazdı diyor. Adamı söylediği şu. Be adam, senin balyoz dediğin, ergenekon dediğin, hani insanların hayatlarını karartıldığı, şerefli Türk subaylarına atfedilen bir sürü uydurma suçlar dediğin, ne kadar o işin içerisinde bulunan, ne kadar başta Zekeriya Öz olmak üzere, ne kadar şey savcı varsa, hakim varsa bu ülkede, bunların yürüttüğü bir dava içerisinde sen adamı teslim edebilir misin? Böyle bir şey olabilir mi? Zaten istedikleri oydu ki. Kafayı çalıştırsana. Aynen öyle. Ya onun demek istediği şu. Burada keşke bu iş bitseydi demek istediği şu. Bıraksaydınız FETÖ'cülere bu işi. FETÖ hepinizi temizleseydi. Çünkü ne dediler bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne? İddia ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylediler. Bak en yakın adam biz söyleyince inanmıyorlar. Gürsü olmak üzere. Danışman olmak üzere ya. Baylokçu çıktı. Fatih Gürsün. Fatih Gürsün. Etraftaki 3 tane adama bak şeyin. Kılıçdaroğlu'nun baylokçudur. Bir tanesi sonradan serbest bırakıldı. Peki milletvekili Bursa milletvekili miydi? Bursa milletvekili eski. 24. dönem. Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye söz verdi. Dediler ki siz bunları indiremezsiniz. Biz ABD menşeli hareket olarak biz bunları indiririz. Nasıl indiririz? Yargı ve emniyet maharetiyle bu işi yaparız. Zaten sen o koltuğa biz oturttuk. Aynen. O zaman sen koltuğun hakkını vereceksin arkadaş. Devam edelim şu kumpasın. O yüzden bunları yapıyor Kılıçdaroğlu. Madem bahsettin ondan Aykan